Dostlar selamünaleyküm. Roketsan İDEF 2025'te resmen şov yaptı. O yüzden açıkladıkları sistemleri konuşmaya devam ediyoruz. Örtüsünü kaldırdıkları füzelerden biri de İHA-300'dü. Yani Türkiye'nin bugüne kadarki en uzun menzilli havadan atılan balistik füzesi. İyi de bir balistik füzeyi havadan atmaya ne gerek var? Zaten bunlar yeterince geliştirildiğinde binlerce kilometre menzil vaat ediyor. Roketsan neden böyle bir şey geliştirdi? Türk ordusuna nasıl bir katkı sağlayacak? İHA-300 ve aynı ailedeki İHA-122 ile İHA-230 füzelerinin özellikleri neler? İHA 300'ün lansmanı Yunanistan'ın neden bu kadar rahatsız etti? Bugün tüm bu soruları cevaplıyoruz ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu mühimmatlara ne gerek var? Yani balistik füzenin havadan atılmasının ne önemi var? Neden böyle bir çalışma yapmaya ihtiyacı duyduk? Kısaca bu soruları cevaplayıp sonra konuya geçelim. Havadan atılan balistik füzelerin kullanımı modern askeri doktrinlerde giderek daha da fazla önem kazanıyor. Çünkü bunlar uzun menzilli mühimmatlar. Bu yüzden de fırlatan hava aracı riske girmeden, bölgedeki bir hava savunma sisteminin menziline girmeden bunları atıp geri dönebiliyor. Bu mühimmatlar atunut olduğu için platformun yapması gereken tek şey atışı yapmak. Sonrasında mühimmat takip etmesine gerek yok. İşte bu durum platformun gireceği riski azaltıyor. Bunun dışında havadan atılan balistik füzeler çok kısa sürede çok yüksek hızlarda hedeflerini vurabiliyorlar. Yani süpersonik veya hipersonik hızlara ulaşabildikleri için düşman hava savunma sistemlerinin bunları engellemesi çok zor oluyor. Tespit ettikten sonra karşı koymak için çok az bir zaman kalıyor. Bunun dışında bu tarz füzeler ordulara derin darbe yeteneği kazandırıyor. Menzilleri yüksek olduğu için bunlarla düşman atlarının derinliklerini vurabiliyorsunuz. Ve bunu yaparken de ciddi bir harp başlığı kullanma şansı elde ediyorsunuz. Bu da düşmanın radarları, komuta kontrol merkezleri, hava savunma sistemleri ya da lojistik tesisleri gibi en stratejik hedefleri vurabilmenizi sağlıyor. Son olarak da bunların tercih edilmesinin en önemli sebebinden bahsedelim. Yani maliyet etkin oluşlarından. Havadan atılan balistik füzeler vurdukları yere bir seyir füzesi kadar büyük hasar veriyorlar. Ama maliyetleri seyir füzelerine kıyasla çok çok düşük. Maliyetin düşük olması savaş esnasında çok önemli. Yani zayıf bir düşmanı kısa bir sürede hırpaladığınız operasyonlardan bahsetmiyorum. Uzun soluklu savaşlarda maliyet her şeydir. İşte bu mühimmatlar düşük maliyetli yüksek etki imkanı sağlıyor. Yani kısacası havadan atılan balistik füze çalışmalarına Türkiye boşuna başlamadı. Bu zaten dünyada ciddi anlamda yükselen bir trend. İşte Türkiye'nin bu trende ayak uydurmasının sonucu da bugün konumuz olan İHA 300 füzesi. Roketsan İDEF 2025'te ciddi sürprizler yaptı. Zaten iki gündür bunları konuşuyorduk. Üçüncü günü en büyük sürprizlerden birine yani İHA 300'e ayırdım. İHA 300 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Tabi atıldığı irtifaya ve hızına göre filan değişiklik gösteriyor. Ama maksimum menzili 500 kilometreden fazla. 5 metre uzunluğa sahip. 900 kilogram ağırlığı var. Yani oldukça hacimli bir mühimmat. Ama tabii ki en önemli yönü 500 kilometre aşan menzili. Şimdi İHA 300 detaylıca değerlendirmeden önce konuşmamız gereken iki farklı sistem daha var. Roketsan TRG serisi kara konuşlu füzelerini şu an insan sava araçları için bir füze ailesine dönüştürüyor. TRLG 122 üzerinden İHA 122. TRG 230 üzerinden İHA 230 geliştiriyor. Şimdi de TRG-300 üzerinden ailenin en güçlü üyesi yani İHA-300 geliştiriliyor. Bu işin ilk adımı İHA-122 idi. Bu füze süpersonik hızda vuruyor. Kara konuşlu versiyonu olan TRG-122'nin maksimum menzili 30 kilometreydi. Onun havadan atılan versiyonu yani İHA-122'nin menzili 55 kilometreye çıktı. Yani yaklaşık iki katına yükseldi. Bunu yaparken de özellikleri aynı. 122 milimetre çapı var. 76 kilogram ağırlığında ve harp başlığı 13,5 kilogram. Yani füze aynı füze. Ama menzil iki katına çıktı. Balistik füzeleri hava araçlarından atmanın en büyük avantajı da zaten bu. Normalde füze yükselmek için ciddi bir efor sarf ediyor. Siz hava aracından bunu attığınız zaman o efor menzile yansıyor. Yine aynı şekilde bu füzeleri karadan fırlattığınızda da hareket yokken hareket ürettikleri için ciddi enerji tüketiyorlar. Havadan attığınızda hava platformunun hızını da kullandıkları için enerji tüketimi gittikçe düşüyor. İşte bu yüzden de menzil ciddi şekilde artıyor. İHA 122 biraz geç test edildi. Bu yılın mart ayında Bayraktar TB-3'ten başarılı bir atış yapıldı. Zaten bu alt versiyonlarda sağlanan başarı İHA 200'ün önünü açtı. Tabi ona gelmeden bir de İHA 230'u konuşmamız gerekiyor. İHA 230 TRG 230'dan geliştirildi. TRG 230'un menzili maksimum 70 kilometreydi. İHA 230 havadan fırlatıldığında 150 kilometrenin üzerinde menzile ulaştı. Yani kara konuşlu muadilinin iki katından fazla bir menzilden bahsediyoruz. İHA 230 230 mm çapa sahip. Zaten isimlerini çaplarından alıyorlar. 225 kilogram ağırlığı var. 3.4 m uzunluğa sahip. Bu da yine süpersonik bir füze. Bu füzenin zaten önemli iki yönünden biri hızı, ikincisi de harp başlığı seçenekleri. Parçacık etkili, zırh delici ve termobarik varyantları bulunan 42 kilogramlık bir harp başlığı taşıyor. Yani düşmanın bütün stratejik noktaları bu füzeyle yerle bir edilebilir. Bunun ilk test satışı 2022'de Bayraktar Akıncı ile gerçekleştirilmişti. Atunut özelliğe sahip, karıştırmalara karşı dirençli bir füze bu ve şu an seri üretimi yapılıyor. Muhtemelen ordumuza teslimatlar da yapılmıştır. İHA 230'dan sonra şimdi geçelim İHA 300 ER sistemine. ER yani genişletilmiş menzil. Roketsan'ın havadan atılan balistik füze ailesinin zirve noktası bu. Özelliklerini kısaca bir tekrar etmiş olalım. 5 metre uzunluğu var. 900 kilogram ağırlığında ve 370 milimetre çapa sahip. Kara konuşlu versiyon olan TRG 300'ün maksimum 120 kilometre menzili vardı. İHA 300'ün menzili 500 kilometrenin üzerine çıktı. Yani bu sefer çok ciddi bir artış var. Bir de bu füze 150 kilogramdan daha büyük harp başlıkları taşıyabiliyor. 150 kilogram patlayıcı fırlattığınız Zaman düşmanın hangi tesisini hedef aldıysanız o tesisi kullanılamaz hale getirirsiniz. Aynı İHA 230'da olduğu gibi yüksek patlayıcı, parçacık etkili ve zırh delici başlıklar takılabiliyor. TRG 300'ün karıştırma önleyici yeteneği muazzam düzeydeydi. O yetenek buraya aktarıldı. O yüzden bu füzenin de karıştırılması kolay değil. Bu da yine en azından süpersonik bir mühimmattır. Hızıyla ilgili bir açıklama yapılmadı bilmiyorum ama en azından süpersonik olacağı kesin. Bu füze ailesi Türk ordusuna eşi benzeri görünmemiş bir derin darbe kabiliyeti sağladı ve menzil giderek artıyor. 55 kilometreleri vurabilmekten bugün 500 kilometrenin üzerine vurabilmeye geldik. Ve bunu 150 kilogramlık patlayıcı ile yapabiliyoruz. Yarın bir gün İsrail ile filan bir savaşa girdiğimizde örnek vermek gerekirse onların hava savunma sistemlerine hedef alacağımız başlıca mühimmat bu olacak. Güçlendirilmiş sığınaklara karşı bile etkili olduğu için aslında her tür hedefe karşı bu mühimmatı kullanacağız. Yani Roketsan'ın insansız hava araçlarına sağladığı bu yeni yetenek Türk ordusunun operasyonel kabiliyetini inanılmaz bir noktaya taşıdı. Böyle bir mühimmat çeşitliliği sahada da askerimizin elini rahatlatır. Her operasyona uygun mühimmat çeşidi var şu an Türkiye'de. Bu bir ordu için nimettir. Tabi bu füzelerin bir başka önemi daha var. O da Yunanistan'la ilgili. Yunanistan İsrail'den Rampage füzelerini satın almıştı. O da bunlara benzer bir füze. Bunu aldıktan sonra Türkiye'ye karşı ciddi bir derin darbe kabiliyeti kazandıklarını düşündüler. Bu mühimmata cidden güveniyorlardı. Rampage 570 kilogramlık bir mühimmat. 150 kilo harp başlığı taşıyabiliyor. Ama menzili sadece 150 kilometre. Şimdi şöyle düşünelim. Bir boks maçında aynı yeteneklere sahip iki boks Birinin kolları uzun birininki daha kısaysa kim kazanır? kolları daha uzun olan kazanır. Burada da aynı durum var. Hatta burada kolları uzun olan boksör zaten kat kat daha yetenekli. Onların rampage füzesiyle 150 kilometreden yapacakları atışı biz şu an 500 kilometreden yapabilecek durumdayız. Yani onlar bizim hava sahamıza girerek bir şeyler denemek zorundalar. Biz onların hava sahasına bile girmeden atış yapabiliyoruz. Haliyle bu füze ailesinin geliştirilmesiyle birlikte Yunanistan'ın rampage alımı anlamsız hale geldi. İHA 300 bu füzeyi dengeledi. Hatta dengelemenin de ötesinde Türkiye'yi bu konuda öne geçirdi. Yani kısaca özetlemek gerekirse İHA 300 tek başına ele alınması gereken bir mühimmatın ötesinde. Bu bir füze ailesi ve bu ailenin her bir üyesi ayrıca kıymetli. Çünkü hepsi farklı türde operasyonlarda işe yarayacak. Ama bu işin zirvesinin İHA 300 olduğu gerçeği de elbette önümüzde duruyor. Bu kabiliyet dünyada sayılı ülkede var ve bu füzeye neresinden bakarsanız bakın varlığı çok kıymetli. Zaten muhtemelen hepimizin göreceği ilk savaşta ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Allah'a emanet olun.